Oğlunu öldürüp İsrailoğlu'na katılan annenin yalanları bir bir ortaya çıktı. 125 gündür kayıp olarak aranan Fatih Aydın'dan herkesi şok eden bir haber geldi. Maalesef aylardır aranıyordu. Ailenin İsrailoğlu'na başvurmasıyla ortaya çıkan gerçekler duyanların kanını dondurdu. Yine aile içerisinde bir facia yaşandı. Anne ve babanın oğullarına yaptıkları herkesi kahretti. İnsanlara neler oluyor hala bilemiyoruz. Hayatta en güvenilir yerlerimiz anne ve babamızın yanı bugün en korkunç yer olmaya başladı. Kime güvenmeliydi ve kime sığınmalıydı insan? Yine Allah'tan başka dost olmadığını bize hatırlatan konu İsrail oğul stüdyolarında yaşandı. Yaklaşık 125 gündür ortada olmayan hiçbir türlü haber alınamayan Fatih Aydın'ın ölmüş olacağı düşünülürken son olarak babası Mahmut Aydın ile kavga edip evden giden Fatih Aydın'dan aylardır bir iz yoktu. Esrailoğlu'dan yardım isteyen anne Rabia Aydın'ın izleyicilere göre sahte gözyaşlarına kimse inanmıyordu. Nari'nin annesine benzetilen Rabia Aydın oğluna ne yapmıştı diye düşünülürken ortaya çıkan gerçekler kan doldurdu. Anne Rabia oğlunun kaybından hemen sonra evi boyatıp, koltukları değiştirip halıları yıkatması ise Esra Erol'la beraber izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Oğlu kayıp bir anne gibi davranmayan Rabia'nın gözyaşları samimi gelmiyordu. Fatih'in yüksek miktarda parası vardı ve Fatih'in hayatta olmadığı tahmin edilmişti. Gelen iddialara göre anne Rabia ve baba Mahmut olay tarihinde Bahçede bir kazı yaptıkları ve değişik tavırlar sergilediği iddia edildi. Üst üste dikkat çeken tavırlar gösteren anne ve baba ilk şüpheliler arasındaydı. Birçok komşu konuşmaya korkarken, bazı gizli tanık komşuların söylediklerine göre Rabia ve Mahmut çocuğunu kaybetmiş bir anne ve baba gibi değillerdi yapılan soruşturmalara göre son olarak babasıyla kavga etmesi gözleri aileye çevirdi. Anne ve babanın Fatih Aydın'ı öldürmesi suçlamasıyla bahsedilen yerde kazı çalışmaları başlatıldı. Fatih Aydın'dan bir iz aranan bahçede gözler Esra Erol'dan gelecek haberlerdeydi. Şu ayrıntıları unutmayalım. Baba oğluyla kavga ettikten sonra bütün WhatsApp kayıtlarını siliyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tıpkı narin olayına benziyor. Ama Fatih Aydın yaş olarak çok büyüktü. Neler olmuş olabilirdi? Baba neden oğlunu öldürmüş ve anne bu konu hakkında neden susmuştu? Fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın.